Gelmez artık. Gözün aydın Züleyha. Nur topu gibi oldun oldu. Gözün gülsün. Bak, sağlıklı bir oğlun oldu. Hadi oğlumuz. Muydu? Saporta'da bunlar evlenen 9 ay olmadı ki daha. Züleyha'nın Demir'in koynuna ne zaman girdiğini biliyor muyuz kızım? Nasıl yapalım hesabı?
Yenge. Yenge. Bebek doğdu galiba. Doğdu, doğdu. Çok şükür nur topu gibi bir oğlumuz oldu. Ay, hem de oğlan. Nasıl sevindim. Çok tebrik ederim. Sağ ol, sağ ol. Sıhhatlidir inşallah. Sıhhatli. Çok şükür sıhhatli. Erken doğdu ama maşallahı var. Züleyha nasıl, bir tebrik edelim. O da çok iyi. Bir toparlayayım kızım Züleyha'yı, bebeği falan. Ondan sonra gelir görürsünüz. Tamam mı? Gözümüz aydın büyük hanım. Gözümüz aydın. Sağ olun. Hadi bakalım. Haber vereceğim ben. Hadi. Cadı'ya bak. İçeri bile almıyor, görüyor musun? Bittik biz Şermin Hanım, bittik. Bir de oğlan çocuğu doğurdu ya, artık rahat, huzur yok bize. Yürü Fadik, yürü. Mutfakta yığınla iş var yapılacak, haydi. Ben seni insan sandım. Seni haysiyetli bir adam sandım. Yılmaz. Seni öldürmek istemiyorum. Karımı emanet ettim lan ben sana. Merak etme dedin, gözün arkada kalmasın dedin. Seni öldürmek istemiyorum. Elime pis kanını bulaştırmak istemiyorum. Senin erkekliğin bu mu lan? Emanete ihanet etmek mi senin erkekliğin? Diyene bak. Sen onu gözüme baka baka yalan söylerken düşünecektin. Ne yaptın Züleyha'ya? Nasıl zorladın onu? Nasıl zorladın onu? Züleyha da istedi Yılmaz. Yalan. Kendi rızasıyla oldu. Anlardık bunu. Seni unutmak zorundaydı. Yalan! Züleyha yapmaz. Züleyha öyle bir şey yapmaz. Bir düşün Yılmaz. Yalan mı değil mi bir düşün. Bunu anlayabilirsin. Bir yanda cinayetten idam cezası almış. Asılacak mı, asılmayacak mı belli olmayan bir adam. Sen. Bir yanda da ben. Züleyha beni tercih etti. Onu kınayamazsın. Niye beklesin ki? Bekler benim Züleyha'm, bekler beni. Gelmeyeceğimi bilse bile bekler. Ölse de sana gelmez. Züleyha'yı pek de iyi tanımıyorsun. Bu iyi bir şey. Sen zorladın onu. Karımı zorla benden aldın. Ulan Züleyha benim karım. Bunu kafana sok. Buraya gelip huzurumuzu kaçıracaksın. Ben de buna müsamaha göstereceğim, öyle mi? Sen hayatımda gördüğüm en adi adamsın Demiryaman. En haysiyetsiz adamsın. Sen adi bir adamsın. Bunu bil. Ulan yaşamak istiyorsan çekip gideceksin buradan. Züleyha'yı almadan hiçbir yere gitmem. Beni mecbur etme, seni gebertirim. Gafur. Çek. Basmasın güzel gelinime benim. Gel. Aa, Sabahattin, hoş geldin.
Bak, bak oğlumuza bak, bak amcası. Hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. Ah canım. Kusura bakma yetişemedim, çok acil bir hastam vardı. Olsun oğlum, olsun. Çok şükür her şey yoluna girdi. Kanaması olmuş. Bir muayene edeyim. Ha, tamam, tamam. Sen bak, ben de bir mutfağa bakayım kızım. Bak, bak sen hadi bak. Julia, artık ağlama ama bak ne güzel bir oğlun oldu. Yılmaz'ın bunu oğlu. Şşş, yapma ama. Yılmaz'ı unut artık. Nasıl unutayım Sabahattin abi? Oğlumun babasını nasıl unutayım? Sen çok iyi birisin Sabahattin abi. Bu konağa geldiğim günden beri hep yanımdaydın. En zor zamanımda elimi tuttun. Bu iyiliğini ömrüm boyunca unutmam. Bir şey yapmadım ki Züleyha. Keşke yapabilseydim de seni Yılmaz'ına kavuşturabilseydim. Yaptıkların yeter Sabahattin abi. Allah bin kere razı olsun. Ağlama artık. Hadi. Sil gözünü yaşını. Züleyha, dinle kızım. Eğer beni bir abin olarak görüyorsan sözüme kulak ver. Yılmaz yok artık. Yok. Kader böyle yazmış. Ne yapacaksın? Yılmaz'ı aklından çıkarmanın vakti geldi. Züleyha, ölen de ölünmez abicim. Bundan sonra bebeğin için yaşayacaksın. Güçlü olman lazım. Tamam mı? Sadece bebeğin iyiliğini düşünmen lazım. Yüzün gülsün artık, ha? Bir daha ağlamayacağına söz ver. Söz. Benim güzel kardeşim. Züleyha'yı bir daha aklından bile geçirmeyeceksin. Ben de senin canını bağışlayacağım. Namert herif. Çek gafur, çek. Çek gafur. Sabahattin her şey yolunda mı? Bebekti Züleyha da gayet iyi. Kanamasıyla ilgili de bir sorun yok. Ah, çok şükür. Benim sana bir şey söylemem lazım. Merak etmeyin. Erken doğdu diyeceğiz. Anladın değil mi? Doktorum ben Hünkar Hanım. Tabii ki anladım. İşte gençler biraz aceleci davranmışlar. Merak etmeyin. Vaziyeti kimse bilmeyecek. Şermin'e de söylemez. Katiyen. Sağ ol. Siz de sağ olun Hünkar Hanım. Hadi buyur gel.
Ya 2 saate bir çorba yapamadın. Çabuk ol biraz. Sana bırakın maydanozu. Gel soğanlara giriş. Haydi gelen giden çok olur. Haydi çabuk olun biraz. Kurban olduklarım. Ay, ay. Gafur nerede? Görmedim hanımı. Sen? Ben de görmedim bir kadın. Yavaş be kızım. Dikkat et be kızım. Aman. Emme öyle. Emme git. Git. Bir şeyler sür. Mikrop alacaksın. Şunu atıverin şurayı. Yıkayın güzelce. Ay bebeğimiz de çok erken geldi. Hazırlıksız yakaladı bizi. Biz her bir şeyi hazır ederiz evvelallah Büyük Hanım. Ederiz ederiz. Ay demin uçağa inmiş olmalı. Nerede kaldı bu çocuk? Ay Allah'ım ya. Dur. Züleyha'nın peşini bırakacaksın. Hayır. Beni zorlama. Ölene kadar çektiririm seni. Züleyha'nın peşini bırakmam. Bu yaptıklarını yanına bırakmayacağım Demir Yaman. Bunu böyle bil. Tek tek ödeyeceksin hepsini. Tek tek ödeteceğim sana. Son sözün bu mu? Cengaver karışma sen bunu. Aklını mı kaçırdın? Neyine karışmayacaksın? Cengaver bırak. Ya bırak bir suç işlediysen cesaret. Cengaver bırak. Karışma hiçbir şey bilmiyor. Neyi bileceğim lan katil olmayı? Demir Bey kaçıyor. Demir Bey kaçıyor. Demir. Yeter ulan yeter adam öldü. Yeter. Oğlun oldu ulan. Baba oldu. Ne? Züleyha erken doğum yapmış. Anan her yerde tırım tırım seni arıyor. Meraktan ölecek kadın. Emiyor mu? Ay maşallah. Demir, en nihayet. Hadi gözümüz aydın artık. Güzel bir şeysin böyle. Sen ne kadar harika bir şeysin böyle. Züleyha. Bana bu saadeti yaşattın ya. Thank you.
güzel karım. Bebeğimin annesi. Lüzum yoktu. Olur mu öyle şey? Bu annelik hediyesi. Çok daha güzellerine layıksın. Size öyle mesut edeceğim ki. Birlikte masal gibi bir hayat yaşayacağız. Siz benim her şeyimsiniz. Bundan sonra hayat sizden ibaret. İstanbul'da ne yaptığını anlatmadın oğlum. Demir, bana söylemediğin bir şey mi var? Anne, tedbirlerini aldım. Bana güven, içim rahat olsun. Gelemez. Nasıl gelemez? Gelir oğlum. Gelmeyecek anne. Bana itimat et. Gelemez. İyi. Tedbirini aldıysan tamam. İçin rahat olsun. Merak etme. Hani Mufus'ta öldüydü o. Şşş. Ölmemiş işte. Hani çok kötü Nazire abla, ne olur yardım et. Tamam tamam hadi. Hadi. Anne bunu böyle Gülten? Nazire abla. Vurup kanama atmışlar Erkan. Kim? Bilmiyorum. Sen artık buldun. Buldum işte. Bulmuşlar kızım bunu. Kim vurdu? Ne bileyim Nazire abla, sorup durma. Ben de bir şey bildiğim yok. Çok kanaması var Gülten. Doktor lazım. Yoksa ölüp gidecek burada. İnanamıyorum hala. Mucize gibi değil mi? Asıl mucize sensin. Güneş gibi doğdun hayatıma. Uykun mu geldi? Hı hı. Hadi gel. Dinlen biraz. Senin de bir oğlun var Demir Yaman.
Sen de bir evlat sahibisin artık. Tavuk suyuna çorbayla yoğurt yedirdim biraz. İyi yapmışsınız Hünkar Hanım. Bugündeki, yarından itibaren daha kuvvetliyesin. Bol protein. Ha, tamam. Hadi Şerim, biz de gidelim. Hayır, hayır. Nereye gidiyorsunuz? Daha yemek yiyeceğiz birlikte, bırakmam. Tabii, sofra da hazır. Hadi buyurun. Buyurun canım. Buyur yengeciğim. Gel Sebahattin. Neredesin sen, saatlerdir gene yoksun ortada? Sabahattin Bey içeride mi? İçeride. Yemek yiyor. Ne yapacaksın sen Sabahattin Bey? Kız ne yapıyorsun? Ya yavaş biraz ya. Deli ya. Ya neredeymiş bu saate kadar? Bu birden ortadan kayboldu. İşten kaçan bir kız desen değil yani. Allah için Gülten yapmaz öyle. Ama var bu kızda bir hallere bak dediydi dersin. Fadik, bir de sen başlama ne olur. Artık kafam kaldırmıyor, biliyor musun? Verelim gitsin işte üstüne. Ne yapıyor içeride acaba? Züleyha'ya kırmızı kurdele bağladınız mı yenge, al basmasın? Bağladım, bağladım. Hazırlıklara da başlamak lazım. Şimdi Loğuz'a görmeye gelen giden olur. Ay çok iş var. Sen merak etme, ben hepsini hallettim Şermin'cim. Bebeğimizin de maşallahı var. Kilosu da yerinde. Erken doğduğuna kimse inanmaz. Çünkü annesine çok iyi baktık Şermin. Beslenmesine dikkat ettik. Ben de onun için şaşırıyorum ya zaten. Hay o kadar iyi bakıma vaktinde doğması lazımdı. Sabahattin erken doğması normal mi? Normal Şermin, gayet normal. Ya yılan soktu ya. Onun için erken doğmuştur korkudan. Ne yılanı? Aa, bilmiyor musun? Yılan soktu ya, gelin kızım merdivenlerden aşağıya yuvarlandı. Ne merdiveni? Ne diyor haminlem? Mühim bir şey değil oğlum. Odasına yılan girmiş, kız da alışkın değil tabii. Korkup kaçınca merdivenlerden yuvarlanmış. Niye söylemedin bana? Endişe etmenden korktum. Ne demek endişe etmenden korktum? Karımın başına bir yığın hadise geliyor, benim haberim yok. Demir sakin ol. Yılan falan sokmamış, merak etme. Görünce korkmuş sadece. Engerek yılanı. Ha, ne engerek yılanı anne, Allah aşkına? Demir, Demir kızı uyandırma, Demir. Ay, bu da konuşmaz konuşmaz, lüzumsuz yere ağzını açar. Allah'ım buna. Sevgilim. Demir. Yılan sokmuş. Merdivenden de düşmüşsün, bana niye söylemedin? Yok, sokmadı. Ayağımı değdi sadece. Nasıl düştün peki? Yılanı görünce korktum. Kaçarken düşmüşüm. Allah korumuş seni de oğlum usta. Ya sana bir şey olsaydı? İnsanların huzurunu kaçırmak için uğraşmazsan olmaz değil mi? Yalan mı? Erken doğmadı mı? Kim bilir Züleyha ne zaman girdi Demir'in koynuna. Erken doğdu diye bir de bize yutturmaya kalkıyorlar. Yedik sanki. Sana ne Şermin? Sana ne? Erken doğmuş doğmamış sana ne? Hiç seninle tartışamayacağım Sabahattin. Sabahattin Bey. Ne oldu Gülten? Yılmaz. Vurulmuş Sabahattin Bey. Oğlarda ağır yaralı. Yılmaz mı? Ne diyorsun kızım sen? Yılmaz hapishanede ölmedi mi? Ölmemiş. Ölmemiş mi?
Nasıl bir yılandı peki? Tam göremedim. Siyahlı, grili bir şeydi. Demir korkma, bir şey olmadı. İstanbul'a götüreyim mi seni? İyi bir doktora görünürsün. İnan lüzum yok. İyiyim ben gerçekten. Tamam. Hadi dinlenmene bak. Yılan nerede? Gülten öldürmüş, attık. Ne işi var yılanın evde? Nasıl giriyor? Nasıl çıkıyor odamıza kadar? Oğlum olur öyle şeyler. Bölük yer burası, her yer yılan çıyan dolu. Demir oluyor işte. Ya bir kere bizde de çıktı. Bir daha böyle bir şey olmasın. İyice baksınlar her yere. Oğlum var benim bu evde, oğlum. Baktırttın oğlum, yarın da bak. Ah hiç beni dinlemiyor bak. Ay sen üstüne vazife olmayan şeylere niye karışıyorsun Şermin Allah aşkına? Bak adam nasıl telaş etti. Yengeciğim özür dilerim. Ben bilemedim öyle Hamine'nin birden söyleyeceğini. Ay, ay yenge. Ne olmuşsa sırtı paramparça. Ceket, mintan gitmiş hep. Nazır abla vurulmuş bu dedi. Nasıl olmuş peki? Kim vurmuş? Bir şey dedin mi? Sen nerede buldun? Söylesene kızım. Sabahattin Bey, sizden sır çıkmaz değil mi? Gülten, sen bir şey mi biliyorsun? Allah'ınızı severseniz benden duymuş olmayın. Duyarlarsa mahvederler beni. Kızım, söyleyeceğin her şey bende kalacak. Merak etme. Süleyha doğum yaparken abimle Demir Bey'i gördüm bahçede. Ya? Yılmaz'ı dövüyorlardı. Sürükleyip götürdüler. Sonra da kanal boyunda vurulmuş buldum. Yılmaz'ı Demir mi vurdu yani? Bilmiyorum. Ama mahvolurum Sabahattin Bey. Duyarlarsa yaşatmazlar beni. Ölüm çıkar konaktan. Tamam tamam, korkma. Ne sen bir şey gördün ne de ben bir şey biliyorum. Tamam mı? Sağ ol. Allah razı olsun. Hadi yürü çabuk. Kurşunu sırtından aldı. Ağır yaralandı. Ölmüştür beyim. Ölmemişse bile kanalda boğulup gitmiştir. Sürükledik yerde. Yaşayamaz. Mümkünatı yok. Orası belli olmaz. Ölüsünü görmeden içim rahat etmeyecek. Çıkar kanalın sonundan yarın. Uyarız. Hayır. Onu bizim bulmamız lazım. Başkası görürse işin içine jandarma girer. Bir de şimdi onunla uğraşmayalım. Gafur. Yılmaz'ın ölüsünü sen bulacaksın. Bir el feneri al. Kanalı boydan boya ara. İki tarafını birden. Her yere dikkatli bak. Emredersiniz beyim, ben çocukları toplayayım hemen işe koyulayım. Ne çocukları Gafur? Kimse bilmeyecek diyorum. Ne yaptığımızı anlardık. Kimse bilmeyecek. Saniye bile. Anladın mı? Anladım. Ölüsünü bulunca ne yapayım ben onu? Hiçbir şey yapma. Bana haber ver. İcap edeni ben yaparım. Emredersiniz. Gafur. We'll be right back.
Demir. Hah, ve oğlum nerelere kayboldun? Neyin var? Demir, bir şey söylesene. Yılmaz vurdum. Öldü mü? Çok kötü doktor bey. Tamam bacım, çekil sen. Ne yapmışlar böyle? İşkence yapmışlar buna Gülten. Kurşun içinde kalmış, çıkarmanız lazım. Oğlum öldü mü, yaşıyor mu, bir şey söylesene. Bilmiyorum dedim anne, bilmiyorum. Buraya geleceğini biliyordum. Peşine düştüm, yakaladım aslında. Elimden kaçtı. Arkasından ateş ettim, vuruldu. Ama öldüm ölmedim bilmiyorum. Cengaver ne biliyor? Hiçbir şey. Öğrenmek isteyecek, ne diyeceksin? Allah'ım, Allah'ım, biz nasıl bir belanın içindeyiz ya Rabbim? Allah'ım, nasıl bir... Anne sakin ol, rica ediyorum. Beni söylediğime pişman etme. Ne yapacağız peki oğlum? Bak vurdum diyorsun, öldü mü, yaşıyor mu belli bile değil. Anne. Gafur aramaya gitti. Ölü veya diri. Bulacak artık. Gafur'a güveniyorsun yani. Hayır. Ama merak etme. Onunla öyle bir konuşacağım ki bir daha ağzını açamayacak. Demir. Bu işi bir an önce çözmek lazım yavrum. Kararın ne olursa olsun. Ben her zaman yanındayım. Ah kafa, ah kafa. Ya senin ne haddine? Senin üstüne vazife mi Gafur, gidiyorsun Demir Bey'le Yılmaz'ın kavgasına karışıyorsun. Bırak birbirlerini yesinler. Adam cinayeti benim üstüme yıkacak besbelli. Bacım. Buyur beyim. Temiz bir örtü var mı? Var. Hemen getir. Biraz da su kaynat. Tamam hemen. Ameliyat mı edeceksiniz? Kurşun çıkarmamız lazım. Sabah çıkmaz. Acısına dayanabilir mi? Ölmesinden iyidir. Dayanacak tabii. Sarıç'ya. Gafur hayırdır? Neye lazım o fener? Saniye, çok işim var, tutma beni. Ne işin var gece gece? Ne fırıldak döndürüyorsun ya? Kızım ne fırıldağı ya? Boş boş konuşuyorsun. Geç kalırsan da merak etme Saniye. Çekil. E kalma o zaman. Tırışık. Sen bir başını belaya sok. O zaman görüşeceğiz seninle. Gülten! Aa yok, kaşınıyor artık bu. İlla bir bela arıyor. Ellerini yıkadın değil mi? Yıkadım. Tamam. Bacım hadi. Duymayacak değil mi? Duyacak maalesef. Soda suyu ver. Pamuk ver. Yılmaz, beni
duyuyor musun? Şimdi omzundaki kurşunu çıkaracağım. Canın yanacak ama yaşayacaksın. Bağırmamaya çalış, olur mu? Burada olduğundan kimsenin haberi yok. Sesini duymasınlar. Canın çok yanarsa bunu ısır. Hadi kardeşim. Cesur ol. Hadi. Göreyim seni. Az kaldı Yılmaz. Dayan biraz daha. Dayan Yılmaz. Dayan. Nazire abla. Kanaması arttı. Havlu ver. Çabuk hadi. Hadi. Bebelik halimizi saymazsan tam 35 yıldır tanıyoruz birbirimizi. Okula birlikte gittik. İlk avımıza birlikte çıktık. Delikanlılığımızda kız peşinde birlikte koştuk. Benim erkek kardeşim yok Demir. Ama olsaydı da biraderin mi, Demir mi deselerdi Demir derdim. Öyle cansın bana yani. Sen de bana öylesin Cenk'o. Her kimse o herif ortaya çıkmadan önce seni böyle görmedim ben Demir. İki kere katil oluyordum. İkisinde de engel oldum. Ama desen ki bir daha yapma, gene yaparım. Yine engel olurum katil olmana. Belki de olmuşumdur. Öldü belki de. Bazı şeyler ağızdan çıkmıyor. Diyordun ya. Doğrudur. Çıkmıyordur. Ama bunca yıllık kardeşlikten sonra hala çıkmıyorsa anlatma. Ama... Anlatacağım Cengo. Gerçeği bilmek senin de hakkın. Nihayet. Çok şükür. Kurşunu çıkardım Yılmaz. Şimdi yaranı dikip sırtını saracağım. Gördün mü bak. Bitti bile. Az daha dayan. İstanbul'dan dönüyordum. Züleyha'yı tren mola verince gördüm. Bir an sadece. Küçücük bir an. Ama yüzü şuramda öyle bir yer etti ki. Bilemezsin. Hayal sandım önce. Hakikat bu kadar güzel olamaz çünkü. Ama hakikatmiş. Ben Züleyha'yı çok seviyorum Cenk'o. Çok. Onun için göz alamayacağım hiçbir şey yok. Orası belli. Ona bir diyeceğim yok zaten de. Şu... O herifin adı Yılmaz. Züleyha'nın... abisi... şu hapse düşen...
Üvey abisi. Haftan mı çıktı? Peki senin derdin ne bu herifle? Seni bu kadar gözü dönmüş bir hale getirecek ne yaptı bu adam? Kumarbazın teki. Kumar borcu yüzünden Züleyha'yı satmaya kalkmış. Ne? Kumar borcu için kız kardeşini bir satacak kadar. Ne diyorsun? Züleyha nasıl kurtulmuş peki? Satıldığı gece zar zor kaçmış evden. O da peşinden gitmiş. Yakalamış bir yerde. Sonra da bizim çiftliğe gelmişler bir şekilde. Önce ben de bilmiyordum. Züleyha'ya yaklaştıkça tuhaf bir durum olduğunu fark ettim. Çok zorladım, anlatmadı. Sonra o ağlaya ağlaya anlattı. İnanmak istemedim. İstanbul'a gidip araştırdım. Hepsi doğru. Herif pisliğin tekiymiş. Senden ne istiyor peki? Para, pul. Huzursuz etmek. Şimdi sen öldürmeye ne gerek var diyeceksin. Koskocaman beysin. Nasılsa üstesinden gelirsin diyeceksin ama... mevzunun devamı da var. Züleyha'ya tecavüz etmeye kalkmış. Ne? Sen ne diyorsun Demir? Hı? Hem de benim çiftliğimde. Şimdi bazı şeyler ağızdan niye çıkmıyor anladın değil mi Cenk? Yemin ediyorum tutkum tutkum. Aklım başımdan gitti. Sen söyle. Bu adamı nasıl yaşatayım ben? Yaşatmayacaksın. Ölüm fermanını kendi elleriyle imzalamış o elini neden tuttun? O gece karakolda tabancayı elinden aldığında ben sıkacaktım onu kafasına. O aşağılık herif hayatta olduğu sürece bana huzur yok Cenk. Bana da yok Demir. Bana da yok. Geçmiş olsun Yılmaz. Bir de bir ilaç vereceğim sana. Gülten su versene. Haydi Yılmaz. Aç ağzını. Haydi. Hadi Bülten, sen de git artık. Evden merak etmesinler. Etmişlerdir çoktan. Abim kuturmuştur. Abim bir şey derse Sabahattin abi yardım istedi. Hastaya gittik beraber de. Ben konuşurum gerekirse. Sağ ol Sabahattin Bey. Abi kızım abi. Bey değil. Yılmaz, iyisin değil mi? Daha iyisin. Allah senden razı olsun Gülten. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. İyilik değil ki. Şimdi gidiyorum. Yarın gene geleceğim, tamam? Nazire ablam iyi bakar sana. Bakmam mı? Bakarım tabii. Yılmaz da ben de mahvoluruz. Söyler miymiş? Az mı iyiliğini gördüm Yılmaz'ın? Gözün arkada kalmasın. Yılmaz bana emanet.
Ben gideyim artık. Allah senden razı olsun. Senden de. Yazık. Bunun da gönlü Yılmaz'a düşmüş. İyice dinlenmen lazım Yılmaz. Ben gelip yine bakarım sana. Sabahattin abi. Söyle Yılmaz. Hayatımı kurtardın, Allah senden razı olsun. İşimi yaptım ben oğlum. Sen yürekli bir adamsın. Şşş, konuşma. Yorma kendini. Hadi uyu. Biliyor muydun? Züleyha ve seni mi? Biliyordum. Bir kere görmüştüm sizi. Birbirinizi çok seviyordunuz. Züleyha nasıl? Bırak şimdi onu. Sen kendini toparlamaya bak. Demir dedi ki... Züleyha kendi istemiş. Gönül rızasıyla gitmişti. Öyle mi? Hadi uyu artık. Uyu kardeşim. Bana gerçeği söyle. Hadi uyu. Kendi rızasıyla mı gitti? Züleyha. Nerede bu kız ya? Bir Gülten'in derdi eksik başımızda. Gülten? Neredesin sen, gene saatlerdir yoksun ortada? Ya neredeydin dedim, bir cevap ver. Nazire abla hastalanmış. Sabahattin abi de sen de gel, bir yardımın dokunur dedi. Yalana bak. Hemşire misin kızım sen? Sabahattin Bey seni niye çağırıyor? Ne olur Gülten? Yenge Allah aşkına git yat haydi. Sen başka biriyle mi sevişiyorsun yoksa? Yenge ne diyorsun sen ya? Yemin içiyorum seni ayağımın altına alırım ha. Ne yapıyorsun kızım sen? Hüsnülere rezil mi edeceksin bizi? Ha Gülten? Böyle böyle abinin sonunda katil edeceksin Gülten. Bak başka biriyle fingir diyorsan var ya. O yılanı Züleyha'nın odasına sen koydun değil mi? Sen koydun. Yengeci. Gülten vallahi elimden kaçtı. Bakayım kızım. Ya bırak. Kurban olayım başına, ne olur beni affet, istemeden oldum. Benim aklım başımdan mı kızım? Ben seni bir günden bir güne incittim mi hiç? Ama sen yılanı sen koydun deyince Gülten. Ha Gülten, nasıl laf o kızım? Ya dokunma bana. Gülten. Şermin Hanım'la fısıldaşırken gördüm sizi. Sepet getirdi. O yılan vardı değil mi içinde? Birlik oldunuz. Züleyha'nın bebesi düşsün diye. Allah koru, iftiradan saklasın. Ya yenge bırak. Ben göreceğimi gördüm. Ya ben ölseydim keşke. Senden bu iftirayı duyacağını ölseydim keşke. Ya iftira olmadığını sen de bilirsin. Ama merak etme. Kimseye bir şey demeyeceğim. Abimin hanımısın. Üstümde emeğin çok. Emeğinin hatırına susacağım. Gülten ben öyle bir şey yapma. Ya çık haydi. Çık haydi, beni rahat bırak.
Abime de ne istersen onu söyle. Gülten çıktı. Saatlerce ortadan kayboldu de. Ama ondan sonra neler olur ben bilmiyorum. Geberdin yine kurtulamıyorum senden ya. Başımın belası. Leşin nerede senin leşin? He? Verdiysen leşin nerede? Başımın belası. Kanal buradan sonra ötekiyle birleşiyor. Takılmadan nasıl geçecek? Nerede buldun? Kanalın orada buldum. Sürüklenerek çıkmış, yırtılmış zaten. Yerde de böyle kanlar manlar vardı. Yaşıyor ya, hayret. Nasıl ölmedi? Sevemedim. Süreyya. Kara gözlüm seni Süreyya. Doyunca. Hep kıskandım seni elden yıllar boyunca. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Aramıza kimse gelip girmesin. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Bana cefa ediyorlar, bilmem nedendir. Benim korkum senden değil, kaderimdendir. Herkes bana deli diye gülüp geçiyor. Senin aşkın beni kara gözlüm. Aramıza kimse gelip girmesin. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Ah Adana, ah Çukurova. Kaç kere yazdım, kaç kere sildim seni kim bilir. Bunu sen de bilirsin. Daha sende alacak nefesim varmış. Kıracak kafesim varmış.
sen de yanmak kadar seni yakmak varmış. Senden alacak mıyım Çukurova? Ne var ne yok almaya geldim. Kardeş, hele bir ciğer ver de yiyek. Kardeş, bize niye bakılmıyor? Biz de Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Fekeliyon! Fekeli ya, da kendisi, fekeli. Ağam! Estağfurullah. Uzun zaman oldu Salih. Sen dün bir şey öğrendin Gafur. Ne öğrendin? Yok benim. Ben bir şey öğrenmedim. Öğrendin. Yılmaz'ın kim olmadığını öğrendin. Kim değilmiş? Söyle hadi. Kurbanım değil mi? Söyle dedim! Söyle! Yılmaz. Süleyha'nın abisi değilmiş. Sen de Saniye'ye aşık olmuştun değil mi? Öyle evlendin. Hatırlıyorum. O zaman benim halimden de anlarsın Gafur. Süleyha'ya aşık olduğumda Yılmaz'ın abisi olmadığını bilmiyordum. Bilseydim her şey farklı olabilirdi. Ha yine de aşık olur muydun? Bilmiyorum. Belki. Aşk böyle bir şey çünkü. İnsanın gözü başka hiçbir şey görmüyor. Yaklaş. Yaklaşsana. Ya bu, ya da bu Gafur. Eğer bana sadık kalırsan, seni ihya ederim. Ama beni satarsan, işte o zaman canımdan olursun. Seçim senin. Fekele ağam hürriyetine kavuşmuş gelmiş. E ona çarşı işi ciger mi yedireceğim? Şimdi yaptım. Taze taze. Sağ olasın. Mis gibi kokuyor Salih. Sen ne yaptın böyle? Özlemiş misin? Senin ciğerin özlenmez mi? Afiyet olsun ha. Can olsun, kan olsun. Sağ olasın. Sen mahpustan çıktın ya. Daha ne isterim? Bu senin ciğerin adamın ciğerine işliyor vallahi. Afiyet olsun ha. Ha çay içer misin ha? İçerim. Göre
Sen çay yaparsın da ben içmez miyim? Hasret kaldık senin çayına, döne. Afiyet olsun ağa. Sen yeter ki iste, ben sana daha neler yaparım. Sağ olasın. Daha ne isteyeyim ki döne? Masada bir kuş sütü eksik zaten. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Ne seçimi beyim? Çocukluğumdan beri senin ekmeğini yiyorum. Ben yediğim ekmeğe tövbe ihanet etmem. Bu ağız mahşere kadar mühürlü. Allah'ım, kitabım üstüne yemin ediyorum ki bu bedenden can çıkar, laf çıkmaz. Tek kelime. Ben de senden bunu beklerdim Gafur. Hadi al. Bu senin hakkın. Dün benim için yaptıklarının bedeli. Tek kelime Gafur. Tek kelime. Bekle, bekle. Daha söyleyeceklerim bitmedi. Yılmaz'ı bana bir şekilde getirirsen ölü veya diri fark etmez. Sana bu elindeki paranın 10 katını veririm. Çalılıklarda izini kaybettirdin dedin. Alacatepe'ye çıkmıştır. Orada mağaralar var biliyorsun. Tam onun saklanacağı türden. Aşağı vadideki kayalıklara kadar her yere, her taşın altına bak. Şimdi beyim, ben oralara bakarım da kurda kuşa yem olduysa ben nasıl bulacağım onu? O zaman kurda kuşa yem olmadan bulacaksın Gafur. Emredersin beyim. Hadi göreyim seni. Nasıl geçti mapusluk ha? Mapusluk işte. Mapusluk geçiyor da insan mapusluğun içinden zor geçiyor. Sen nasılsın? Bıraktığım gibi misin? Yok be ha. Sen gittin, biz eksildik. Sen varken başkaydı. Şimdi evimize ekmek götürürsek bugüne de şükrolsun diyoruz işte. Aferin sahibi. Mutlu olduğun için şükretme. Şükredebildiğin için mutlu ol. Buralar nasıl? Asayiş Berkeman mı? Nerede? Sen mapusa düştüğünden beri çok şey değişti buralarda. Yiğitlik, mertlik. İnsanlık hak getire. Tekmil Çukurova'da paranın hükmü sürüyor artık. Sen yokken Yamanlar da meydanı boş buldular. Garibanın arazilerine çöktüler hep. Hele o Adnan Yaman'ın oğlu Demir. Hiç sorma. Çukurova'nın en büyük beyi benim diye kurum kurum dolanıyor. Bizim gibilere de selam sabah vermek yok ha. Şimdi bir de onu almışlar ticaret odasına başkan yapmışlar. Tabii. Herkes de ondan yana tavır koydu. Köpeklerin kardeşliği aralarına kemik atılana kadardır Sade. Sabır. Sabır ve zaman. Her şeyi bunlar yapar, bunlar gösterir. Bekle ve gör bakalım kim kimin yanında yer alıyor. El mi yaman, bey mi yaman, gör. İyi olacaksın Yılmaz kardeş. İyi olacaksın, dayan. Hadi, hadi biraz. Allah'ım sen canını bağışla ya Rabbim. Ne olur Allah'ım.
Baba. Anam Fekele ağam geldi dedi. Geldi, geldi. Bu da benim büyük oğlan ağam. Çetin değil mi bu? Ya adını hatırlıyor musun? Ya Salih, ben sadece mapusta kaldım, bunamadım. Hatırlamaz mıyım Çetin'i? Yahu ben mapusa düştüğümde Çetin yeni yeni yürümeye başlıyordu. Maşallah aslan gibi delikanlı olmuş. Maşallah Çetin, maşallah oğlum. Öp oğlum ağamın elini. Öpeyim ağam. Estağfurullah, estağfurullah. Çetin senin hikayelerinle büyüdü ağam. O yiğitliğini, mertliğini benden daha iyi bilir. İnsanlık da bizimkisi. Yok ağam, yok. Biz biliyoruz seni. Çetin, ayakta kalma oğlum, geç otur. Estağfurullah ağam, ne haddime. Otur oğlum, otur. Sen beni buralara yeni türeyen ağalardan mı sandın? Ben adamın yaşına başına bakmam oğlum. Adamlığına bakarım. Kalbi temiz mi ona bakarım. Unutma, kalbini temiz tutmak istiyorsan dürüstlükten medet umacaksın. Otur. Peki ağam. Ya Züleyha. Üşümüş mü? Yok. Sıcak aslında. Ben yine de bir patik giydireyim. Dur ben vereyim. Züleyha. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sana bunu her gün defalarca söylerim. Her gün. Her gün defalarca. Ki kalbine yazılsın diye. Ama senin ağzından bir kere bile duymadım. Ben öyle şeyler söyleyemiyorum Demir. Beni sevdiğini söylemek içinden gelmiyor mu? Niye böyle konuşuyorsun Demir? Beni biliyorsun. Bilmiyorum. Evlendik, çocuğumuz oldu. Ama hala bilmiyorum. Seviyorum. Neyi sevdiğin gibi? Nasıl yani? Yani bir günün doğuşunu sevdiğin gibi mi? İlkbaharı, yazı... Ya da güzel bir manzarayı sevdiğin gibi mi? Yoksa gönlünü verdiğin biri gibi mi? Niye yapıyorsun bunu bana? Bir şey yapmıyorum Züleyha. Sadece duymak istiyorum. Hadi söyle. Seviyorum. Nasıl seviyorsun? Demir. Söyle. Hadi söyle. Gönlümü verdiğim biri gibi seviyorum. Benden önce gönlünü kime verdin? Söyle. Hadi söyle. Demir ne olur yapma. Hiç kimseye Demir... Ben gönlümü sana vermesem... Evet. Evet söyle. Ne olurdu bana gönlünü vermesen? Aa! 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 Aa!
Sadece bir gün benim seni sevdiğim gibi sen de beni sevecek misin bilmek istedim. Affet. Yapma bana bunu. Yapma Demir. Tamam. Ağlama. Kıyamam senin gözyaşlarına. Ben seni kırmak değil. Vakti kerahat gelmiş Salih. Ziyade olsun. Çok güzel ağırladınız beni. Kesene bereket. O ne demek ağam? Evime geldin, şeref verdin. Sağ ol. Ağam, ben bir şey soracağım, soracağım da. Çekinme, sor. Sen şimdi mapusa girdiğinde mal, mülk ne varsa sattırdın. Geride bir iğne bile bırakmadın. He. Ben, sen bir daha Adana'ya dönmezsin sanıyordum. Ben de öyle sanmıştım ama döndüm. Ha, döndün. Döndün de kalıcı mısın? Gidici misin? Ağaç hiçbir zaman çiçeğini bırakıp gitmez. Ağacı bırakan çiçektir. Ben Çukurova'ya kalmak için geldim. Eski defterleri açmaya geldim. Eski defterleri açacağım diyor. Bunları onların yanına bırakmam diyor. Allah'ına kurban ol. Tamam Salih. Ben 20 sene boyunca mapusta sabrı öğrendim. Tevekkülü öğrendim. Sabrı yanlış anlama. Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmek. Hayatta elinden geleni yapacaksın, gerisini Allah'a bırakacaksın. Bak burada ne yazıyor? Hasbiyallah. Allah bana yeter. Bir şey daha öğrendim Salih. Hesaplar görülmeden defterler kapanmıyor. Sen kapattım sanıyorsun ama yüreğin kanmıyor. Yüreğin kanıyor. Gürül gürül kanıyor. İşte o yüzden hesapları göreceğim, defterleri öyle kapatacağım. Yalnız bana bir adam lazım. Ben ağam, ben öl de öleyim. Yok yok, sen çok yaşa Salih. Sen çok yaşa da bana genç biri lazım. Genç olsun ki yanımda yetişsin. Buyur ağam, afiyet olsun. Sağ ol Çetin. Aha genç adam. Al yanına ağam. Eti senin, kemiği benim. Çetin. Buyur ağam. Bu nedir ya? Allah, ayaklarıma kara sular indi ya. Allah. Oh. Oh. Vallahi bittim oğlum. Bittim. Ayaklarıma kara sular indi. Hiç halim yok. On kere bin, on bin. Ya gafur. Yürü gafur, yürü. Bu para için kubura bile girilir. Anladın? Senin ayaklar nasıl bilmiyorum ama benimkiler bitik. Yürü oğlum. Hadi. Hadi bak. Hadi.
Yürü canım, çıktı zaten. Demir Bey. Yenge. Büyük kazanlara çıkardın değil mi? Hı hı. Aferin kızıma. Abla, lolusa şekerleri geldi. Hele şükür. 40 saattir gelemedi. Ya bir sürü iş var. Hangi birini yetiştireceğiz? Şerbet yapılacak, yemek yapılacak, temizlik. Hepsi yapılacak gülüm. Tek tek hepsi yapılacak. Sen de sızlanmayı bırak. Çenen değil, elin çalışsın. Haydi. Gülten, sen çamaşırlığı hallet. Biz de ablamla mutfağa girişeceğiz. Dur sen. Niyeymiş o? Yani biz bir de çamaşırları düşünmeyek diye dedim. Düşüneceksin Fadik. Bütün ağır yükleri niye Gülten'in sırtına yıkıyorsunuz, düşüneceksin. Abla, bu kızın zaten ne kadar canı var ki? Abla, ne yıkması Allah? Tamam yenge. Ben yıkarım, ne olacak? Katiyen dur sen. Çamaşırları sen yıka. Tamam abla, yıkarım. Suratını indirme bana, suratını indirme bana. İyi be, bulmuşsunuz ağzı var dili yok kızı. İyi, yükleniniz de yükleniniz. Abla, Allah aşkına ne yüklenmezsin? Ya bir de cevap verme bana. Kızım ben büyük kazanları alayım gideyim. Sen de içeriden o kaşığı getir, mutfağa geçelim tamam. Hadi yengeciğim. Ne yapıyorsunuz Sani? Hoş geldiniz hanımım. Biz bütün ağır işleri bitirdik. Şimdi tam şerbete girişiyoruz. İnşallah hayırlısıyla akşama bütün hazırlığımız... Bırak şimdi hazırlığı falan. Soracağım sorulara cevap verin. Çamurun içinde leşini arıyorum. Sağından ne fayda gördüm? Çakal, senin leşini bulsam kendi bir de ellerimle bir daha geberteceğim. Yılmaz! Vallahi kendi ellerimle böyle geberteceğim seni. Şu halime... Düzeninden, temizliğinden, mutfağından kim sorumlu? Ben sorumluyum. Yani başta ben sorumluyum. Güzel, tamam. Aferin Saniye. Şimdi şuna da cevap ver. Konakta o yılanın işini. Hı? Cevap versenize kızım. Kime söylüyorum? Cevap verin. Biz de şaşırdık büyük hanım. Bu zamana kadar hiç konakta gelmedi. Hanımım şimdi burası köylük yer tabii dağdaş. Yılan dolu daha geçen gün bizim eve buraya da girmişti. Cevabın bu mu Saniye? Koskoca yılan konağa giriyor. Züleyha'nın odasına kadar çıkıyor. Ama hiçbirinizin haberi yok. Siz temizlemiyor musunuz bu konağı? Ya torunuma bir şey olsaydı? O zaman ne cevap verecektiniz bana? Ha? Ne söyleyecektiniz? Köylük yerde böyle şeyler olur mu diyecektiniz? Siz bana mı öğretiyorsunuz Çukurova'yı? Sen nasıl öldürdün o yılanı? Hı? Hiç korkmadın mı? Ben sopayla kafasını ezdim Büyük Hanım. Bundan sonra torunumun başına bir şey gelirse sizden bilirim. Sorgusuz sualsiz topunuzu toplar, kapının önüne koyarım. Anlaşıldı mı? Herkes görevini layığıyla yapacak. Hadi, herkes işin başına şimdi. Thank you.
Yüreğin kanıyor. Yılmaz diye birini arıyorum. Tıpkı benim gençliğime benzeyen biri. Motor ustası Yılmaz Akkaya. Af'la beraber çıktık onunla. Sen hiç duydun mu? Kulağına çalındı mı buralara geldiğini falan? Yamanlarla bir alakası var mı? Olabilir. Niye? Bir zamanlar Demir Yaman'ın Yılmaz adında bir şoförü vardı da. Tanıyor musun? Yok. Ben hiç görmedim. Kaçak olduğunu duyduk. Sonra da mahpusa düştü. Büyük hanımın yaptığı haksızlık değil mi be abla? Sanki biz koyduk yılanı eve. Fadik sus. Ya öyle değil mi ama? Haydi bir daha girerse ne yapacağız? Fadik. Ya kapının önüne mi koyacak bizi? Ya Fatih sus, sus. Sus ya sus, sus. Sen niye tutamıyorsun kızım bu ağzını? Ha? Bana bak. Sen böyle çan çan ederken kim vardı bu kapının arkasında? Ya ruh gibi geliyor zaten yakalamak için sessiz, sedasız, sinsiz, sinsiz. Gene mi duysun? Bu sefer elini ayağını öperek de kurtulamazsın yani. Ben de dokanmam. Bulursun kendini huğularda. Saniye, karnım çok aç. Sakın girme mutfağıma. Ne bu hali? Kız ayağım kaydı. Düştüm. Eve eve çabuk 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 eve. Ya karnım aç saniye. Ya, tamam ben eve yollarım. Haydi yürü ya. Yok kız iki lokma bir şey yiyeyim öyle giderim ya. Bana bak bu çamurundan girme benim mutfağıma. Karnım aç. Yürü git yürü. Mutfağım batsın açın diyorum. Tövbe de tövbe de. Yak seni. Midem bulandı pisliğinden ya. Aç da zeytin gözlerini göreyim Yılmaz. Allah'ım sen canını bağışla ya Rabbim. Dünya gözüyle bir kere daha gösterdin. Şükürler olsun. Şimdi canını bağışla. İyileşeceğim. Ben biliyorum. Düzeleceğim. Yılmaz. İyi misin? İyisin, iyisin. Daha iyi olacaksın. Sabahattin abi kurşunu çıkardı. Hiçbir şeyin kalmayacak. Söyle Yılmaz. Ne yapayım? Su vereyim mi? Otur, otur. Gülden. Züleyha... Demir'de ne nasıl evlendi? Zorla mı? Söylesene. Ben nereden bileyim Yılmaz? Kim kimin içini bilir ki? Bilirsin sen. Hadi söyle. Bırak şimdi bunları. Eğleşmene bak. Canından oluyordun az daha. Sabahattin abi 3-5 güne bir şey kalmaz dedi. Çorba koymuştum. Getirin sıcak sıcak. Kulum kölen olayım söyle. Süleyhan gönül rızasıyla mı gitti? Yılmaz ne olur. Yorma kendini. Bak daha iyileşmedin. Yaraların kapanmadı. Ölmemişsin. Kıyıdan dışarı çıkmış. Gafur kanlı gömlek parçası buldum.
İzleri takip ettim ama çalılıktan kayboldu dedi. Bulacağız, bulacağız kardeşim. Bulacağız. Muhakkak bir yerde saklanıyor da. Ya hangi deliğe girerse bulup çıkaracağız o şerefsizi oradan. Yaralı Cengo. Sırtı paramparça. Bir de kurşun yarısı var. O halde hiçbir yere gidemez. Gidemez de nerede işte? Belki de dağda bir yerde ölmüştür. Belki de Adana'ya gitti. Atlayıp yoldan geçen bir kamyona Adana'ya dedi. Olabilir. Ben benim çocuklara bir haber salayım. Doktora hastaneye baksınlar. Ha? Sakın ha, kimseye haber salma. Niye? Hassas bir mevzu Cengo. Karının abisini arayıp ne yapacaksın deseler, ne diyeceğim millete? Doğru. Bak bu mevzu aramızda kalsın. Kimsenin haberi olmadan bulmamız lazım onu. Tamam, nasıl istersen. Gülfen. Bilmiyorum Yılmaz, bilmiyorum. Nereden bileyim? Biliyorsun. Bak, bana son bir iyilik yap. Söyle hadi. Zorla mı evlendi? Ne olur Yılmaz. Ne olur Züleyha'yı unut artık. Züleyha'nın yeni bir hayatı var. Bırak peşini. Kendi canını düşün. Demir Bey seni toprağa sokmadan rahat etmeyecek. Bir kere çekti vurdu. Yarın gene vuracak. Bir an evvel iyi ol. Git buralardan kurtar kendini. İstersen ben de senden gelirim. Hiç ayrılmam yanından. Sen yeter ki gel benimle de. Gülten benimle geldi. Ben seninle gelirim. Her yere gelirim. Bilmezsem kahrolur. Allah kitap için söyle, zorla evlendim. Burası Çukurova Yılmaz, Çukurova. Demir Bey buraların en büyük beyi. Gözünü alabildiği her yer onun. Şanı var, ünü var. Yedi göbek torunlarına yetecek kadar büyük serveti var. Buralarda Demir Bey gibi bir beyi geri çevirecek kız çıkar mı? Demek ki doğru söylemiş. Kim? Adnan çok iyi. Maşallah. Züleyha, biraz da bana versene. Şöyle doya doya sevemedim yeğenimi. Bakalım Şermin teyzene. Hala, hala. Halasıyım ben onun. Değil mi kuzum? Ha? Değil mi paşam? Ay, ne şeker şeymiş bu. Aman da Şermin halasının kuzusu muymuş bu? Hı? Engeri'yi yakaladınız mı? Anneciğim yavaş, bebek uyuyor. Ama çok zehirli. Mutlaka yakalamalısınız. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar Demir. Ay ay, aman da babası gelmiş. Küçük beyimizin babası gelmiş, hoş gelmiş. Engeri'yi yakaladın mı? Yakala, çok zehirlidir. Versene Şermin. Ay Demir, dur canım, daha yeni aldım. Hadi Şermin. Oğlum benim. Oğlunu gördü bize, hiç ne selam ne sabah. Evlat, yenge haklı tabii. Yalnız paşamız tıpkı Demir'e benzemiyor mu? Yok canım, sen de minicik çocuk. Dur bakalım, daha kime benzeyeceği belli olmaz ki. Aa, belli belli yenge. Ağzı burnu tıpkı Demir. Ben yatırayım artık onu.
zaten. Yengem neredesin? Gene yoksun ortada. Neredesin gülüm? Çamurun pisliğin içinde. Saniye. Saniye. Ay senin boyun devresin altında kal. Vallahi dondum Saniye. Kız Saniye. Geliyorum, geliyorum. Ay senin köyün yansın. Patlama geldim. Geldim ama donduk burada. Dondum vallahi. Hasta edeceğim beni ha. Şunu bir sırtıma sürüp bakınımın üstüne. Aa, şuraya, şuraya. Eremiyorum oraya. Aha. Hayret, oraya nasıl eremiyorsun acaba? Aşağı biraz aşağı. Ya ben seni her sabah Nadide bir çiçek gibi giydirip yolluyorum. Sen geceleri kömürcü çırağı gibi geliyorsun Gaffur. Kızım ne yapayım? Çamura düştüm diyorum. Saniye keyfimden mi ya? Gülten'e söyle çay koysun üstüne ha. Ya hamamın bitsin ben yaparım. Biraz aşağı aşağı aşağı. Oh. Saniye bu Hüsnü Güller'le konuşak taş bu işi daha fazla uzatmayak. Vallahi bak nişanlının uzunu falan olmaz ha. Vallahi büyük hanım ne zaman derse o zaman. Biz dünü şu zaman münasip gördük. O zaman yapalım mı diyeceğiz. Kız büyük hanım da hemen yapın diyor. İyi o zaman. Saniye. Kız ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Biz ne zaman bebe yapacağız? İyi. Islak ıslak. Ya kız sen de ıslak. Ya vallahi geçiririm bak şunu kafana bırak lan. Ya kız bizim soyumuz mu kurusun Saniye? Kurusun. Ne? Sen git gelin hanımın bebesini sev. Ağzına düşün ya zaten. Ya Saniye gözüm yandı ya. Ettiğin lafa bak ya. Allah Allah ya sen hiç akıllanmayacak mısın Saniye ya? Ne yapayım dilini kökünden mi? Kız bir su dök gözüm yandı. Gözüm yandı. Ay yarabbim ya. Ah! Yandım. Saniye yandım. Gözüm yandı. Saniye. 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 Şermin hadi biz de kalkalım artık. Demir yorgun. Aa oturun. Gidelim Hünkar Hanım. Geç oldu. Şermin. Düşündün mü teklifimi? Ne teklifi? Şermin'in küçük konağı bana satmasını teklif ettim. Vardın mı karara? Hayır Demir. Düşünüyorum daha. Düşün tabii. İyi akşamlar yenge. İyi akşamlar Şermin'ciğim. İyi akşamlar Sabahattin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nereden çıktı bu konağı satma fikri? Borçlarına karşılık anne. Almamı istemiyor muydun? Tabii ki istiyorum. Yıllardır ben söylüyorum sana zaten. Satsın bana. Gitsinler nerede yaşıyorlarsa yaşasınlar. Çiftlikte yaşamaları için bir sebep yok. Ben Şermin'i tanıyorsam asla böyle bir şeye yanaşmaz. Tek caka sattığı şey konağı çünkü. Başka ne yapacak? Daha kadar borcu var bana. Neyle ödeyecek? Mecbur satacak. İnşallah. Aman. Gitsinler İstanbul'a. Rezil. Utanmaz. Beni evimden etmeyi koydu kafasına. Kolaydı sanki. Zor alırsın konağımı elimden. Şermin. Ne? Demir'in teklifini ne zaman bana söylemeyi düşünüyordun? Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Niye söyleyeceğim sana ya? Niye söyleyeceğim? Burası benim babamın konağı. Benim babamın. Babamdan bana kaldı. Biz niye evliyiz? Başlama Sabahattin gene. Hala niye evliyiz Şermin? Cevap ver niye evliyiz? Çünkü evlendik bir kere. Keşke evlenmeseydik ama evlendik. Mecbur çekeceğiz birbirimizi. Niye? Niye çekeceğiz? Bütün Çukurova'ya. Şerafettin Yaman'ın kızı Şermin'i kocası boşadı dedirtmeyeceğim çünkü. Anladın mı? Aa,
Yılmaz'ın izini bulabildiniz mi? Bulamadım henüz. Allah. Ay artık rüyalarıma giriyor. Mutlaka gelecek buraya. Mutlaka. Ne yapacağız oğlum? Ha? Anne sakin olur musun? Nasıl sakin olayım? Ya seni vurursa? Ya bu suya yatar da seni vurursa ne yaparım o zaman? Of anne. Of falan yok. Seni aşmadan Züleyha'ya ulaşamayacağını biliyor. Allah aşkına. Ne olur dağda bayırda dolaşırken yalnız dolaşma oğlum. Yanında bir adam olsun mutlaka. Ne olur. Yılmaz kim ya? Şşş. Ne yapabilir ki bana? Yaralı bir hayvan gibi kim bilir nereye sığınmıştır şimdi. Sen asıl yaralı hayvandan korkacaksın. Belki de çoktan ölmüştür. Yaşıyorsa bile benimle uğraşmaya onun cürmü yetmez. Onun kaybedecek hiçbir şey yok. Her şey göz alır. Her şey. Anne sakin ol yeter. Bulacağım diyorum ya. Ne zaman bulacaksın? Ne zaman bulacaksın? Dün bulacağım dedin. Bugün bulacağım dedin. Ne zaman bulacaksın? Ne... Neyi bulamadın? Önemli bir şey değil. Ne bir şey? İşle ilgili. Adnan ne yapıyor? Uyuttum. Siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Aa, aşk olsun ne saklayacağız? Haliniz bir tuhaf da. Züleyha saçma sapan konuştuğunu farkında mısın? Basit bir soru sordum sadece Demir. Sorma o zaman. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum ha benziyor? Gafur. Saniye vallahi o dilini keseceğim ha. Bu ne ya? Her dakika yılan gibi sokuyorsun. Ya insan gibi cevap veremiyor musun yani? Allah Allah. Normal karı kocalar gibi hoş hoş sohbet etsek karşılıklı. Büyük hanım bebeği için altın dağıtacak. Ben de ona kese yapıyorum kocacığım. Oldu mu? Altın mı? He. Vallahi mı kız? Bize de verirler mi? Verirler herhal. Gelin hanımdan müsaade çıkarsa tabii. Bak hele ya. Yine gelin hanım, yine gelin hanım ya. Ağzından düşürmüyorsun. Şşş. Gülten! Kız Gülten! Ya bağırma, ne bağırıyorsun? Çay istiyorum. Çay. 40 saat olmuş, bir çay demlemediniz ya. İçim kurudu, içim. E tamam, işim bitsin, ben yaparım. Sen yapma, Gülten yapsın. Gülten! Ya bağırma, Gülten yok. Nasıl yok ya? Yok. Nasıl yok ya gecenin bu karanlığında? He, cevap versen. Neredesin sen bu saate kadar? He? Sırık. Saat kaç olmuş yoksun ortada. Ya Gafur otur oturduğun yerde. Kese alsın diye tavan arasına yolladım. Yok muymuş yenge? Hay Allah. Neyse ben yarın bakarım. Niye söylemiyorsun en başta, beni bağırttırıyorsun Saniye? He? E baktım bağırmaya yer arıyorsun. Ben de bırakayım bağırsın dedim. Çay koyun çay! Kızım gene niye ağlıyorsun? Yok bir şey. Gülüm neyin var senin? Hı? Ne oluyor? Gözünün yaşı dinmiyor. İkide bir ortadan kayboluyorsun. Ne oluyor Gülten? Yok bir şey dedim ya.
Tövbe bismillah. Kız bu nereden çıktı? Bırak. Sen evlenecek diye mi heyecanlanıyorsun? Korkuyor musun Gülten? Kızım konuşsana. Bacım korkacak bir şey yok. Her genç kız yaşa geldiğinde bunu yaşayacak yani. Yenge bir rahat bırak beni ya. Bir rahat bırak. Kad ikameti salati, kad ikameti salat. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Adın Adnan olsun. Adın Adnan olsun. Adın Adnan olsun. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Yavrumuza sağlık, sıhhat, afiyet ver. Kim ben Süleyman? Gülten, al. Ne zaman kaptırdın gönlünü? Yok. Söyle, hadi söyle. Nereden anladın? Kızım gönlünü kaptırmazsan demirin düşmanı yaşatacağım diye niye uğraşasın ki? Ama o hala Züleyha'yı sevmiyor. Adını dilimden düşürmüyor. Gönül kolay vazgeçmiyor demek. Ama olmaz Sabahattin abi. Züleyha Demir Bey'in karısı oldu artık. Dönüşü yok bunun. Yılmaz niye anlamıyor? Niye hala Olmaz'ı seviyor? Sen Olmaz'ı sevmiyor musun? Şşşt, ağlama tamam. Hadi abicim topla kendini. Yapma. Yapma. Ay, sadece kaybolmalarının sebebi belli oldu. Oh, eyvah eyvah. Bir de nişanlı kız. Ağlama yapma. Hadi, hadi abicim topla kendini. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, masum yavrumuza sağlık, sıhhat, afiyet, mutluluk ver ya Rabbel Alemin. Ömrünü uzun, hayatını bereketli eyle ya Rabbel Alemin. Kazadan, beladan, görünür görünmez tüm şerlerden koru ya Rabbel Alemin. Bu dünyada ve öbür dünyada güzellikler ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Anasına, babasına, vatanına, milletine hayırlı kıl ya Rabbel Alemin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Anne, anne, anne. Şşt, anneciğim. Hayırlı olsun. Ağam. Hani ne zaman çıkacaklar? Ya ne oldu bu? Bir yere mi geç kaldın? He? İşte ailemizin yeni ferdi Adnan Yaman. Maşallah. 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 Allah bana erkek ve evlat sahibi olmayı nasip etti. Evladım önce vatanı milleti için, sonra da ailesi için hayırlı bir evlat olsun. Amin. Amin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağ olun, sağ olun. Allah hepinizin evlatlarını bağışlasın. Amin.
Amin. Sıhhatli uzun ömürler versin. Dualarınızı eksik etmeyin. Dualarımız sizinle be. Helal olsun. Evet. Şimdi büyük hanım altın dağıtacak. Güzel bir sıraya geçin. Güzel sıraya dedim. Hemen ya bari. Ya ne altındasınız ha? Yavaşlayın ya. Ya bir dakika. Üst üste değil. Ayağım ezdin. Ayağım ezdin ya. Yabanisiniz. Vallahi yabanisiniz ya. Herkese verecek kardeşim ya. Git. Hadi gel de ver lan. Biraz geri ya. Bu gel konağın içine. Geç 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 geç. Geri. Biraz çorba içeceğim mi ablam? Hadi. Eder. Bu kadarcık. Benim biraz çamaşırım var. Onları yıkayıp geleceğim. Çorbam burada. Biraz yemeye çalış olur mu? Allah razı olsun. Senden de. Yapıyor bakalım delikanlı. Uyudum. Babaannesinin delikanlısı. Yavrum benim. Niye öyle baktın? Hiç. Ben o bakışın ne manaya geldiğini biliyorum. Yok. Ben Adnan'ın babaannesiyim. Demir de babası. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Yavrunun iyiliği için söylüyorum. Buna önce sen inanmalısın. Eğer inanmazsan neler olabileceğini biliyorsun. Hadi şimdi hazırlan. Misafirler biraz sonra gelecek. Bunu mu taktın? Demir bunu tak dedi. Bu biraz fazla olmuş. Hangi elbiseyi giyeceksin? Bilmiyorum. Daha karar veremedim. Sizce? İkisi de güzel. Başörtün ne renk? Beyaz. O zaman bunu giy. Demir'e de bir sorsak mı? Demir burada değil. Huğulara gitti. Oğlu için bahşiş dağıtacak.
Ya bir bırakın beni. Ya ben toplaşın gelin. Oo. Ya bırak bırak çamaşırı bırak abla gel hele gel 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 gel. Bir toplanın toplanın toplanın. Ya bırak abla ya. Bırak gel lan bırak gel. Hadi 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 hadi. Ya hadi kızlar hadi hadi hadi. Ya bir sakin olun. Ya bir sakin olun. Bağırışmayın. Beyimi bir dinleyin. Bugün size müjdeli bir haber vermeye geldim. Belki duymuşsunuzdur. Allah bana nur topu gibi bir erkek evlat nasip etti. Erkek evlat mı? Adını da Adnan koydum. Ağanızın elini öpeceksiniz, tamam? Hadi bakalım, hadi. Ağa. Gel, gel yavrum. Çetin, ders bir. Fekeli insana kapı açtırmaz, insana kapı açar. Bir de insanlıktan başkasına nasıl kapı açılır bilmez. Daha öğrenemedin mi bunları? Tamamdır ağam. Çabuk anla. Kimin eviymiş burası? Karabaşoğulların ağam. Eyüp'ün mü? Eyüp Karabaşoğlu yaptırmıştı. Ama fazla oturmak nasip olmadı tabii. Rahmetli olunca. Eyüp rahmetli mi oldu? He.
Yazık be. İyi adamdı. Ne zaman? Vallahi 3-4 ay oluyor. Eyüp Bey ölünce de çocukları satılığa çıkardılar. Allah rahmet etsin, ne diyeyim. Kaç dönümmüş burası? 200 dönüm ağam. Etrafı ağaçlarla çevrili. Arkada bir de sebze bahçesi var. Ağrı da vardı da çocukları malları satınca kaldı öyle. Buyur ağam, içeri bakalım. Bakalım bakalım. Nasıl ağam? Aynı benim gibi. Hayata yeniden başlamayı bekliyor. Buyur ağam. Ne? Arazi tapulu mu? Tapulu ağam, tapulu. Haciz maciz hiçbir şey yok. İyice baktım. Güzel. Güzel, güzel. Pazarlık payı yok diyorlar ama vardır tabii, olmaz mı? Bir hafta 10 gün beklersek iyice indiririz fiyatını. Lüzum yok. Sen muameleyi yaptır, tapuyu al gel. Evi gezmeden mi alacağım? Gezdik işte. Gördüğün bana yeter. Mevlüt şekeri yer misin Yılmaz? 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn, İhdinâ sıratal müstakîm, sıratal lezîne, en'amte aleyhim, gayril mağdûbu aleyhim, veleddâlin, amin. Allah analı babalı büyütsün. Bebeğimizi hayırlı uğurlu etsin. Rızkını bol versin inşallah. Amin. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Allah analı babalı. Amin. Amin. Allah herkese hayırlı göstersin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun, sizlere de göstersin Allah, teşekkürler. Sağ olun, çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun, Allah'ım teşekkür ederim. Ben de ayran alabilir miyim? Sağ olun. Buyurun. Oraya da aşağı. Gülten, ayran yetmedi. Hele bir sürahi daha çalkala. Ya ne kadar sevdiler benim yemeklerimi. Vallahi böyle yılacaklarını bilseydim döndüğü falan çağırırdım yardıma ha. Helva nerede? Dolaba koydum. Çıkar, çıkar, çıkar. Çıkar hele. Koy dolaplara. Ay tabaklara. Gülten, büyük hanım sonra nerede kaldı demezsin. Nazire abla, ne oldu, niye geldin? Yılmaz çok kötü Gülten. Nasıl kötü? Çok ateşi var. Alev alev yanıyor. Gidiyor çocuk, ölüyor. Ne? Yılmaz kim? Kimse değil hamimler.
Yok öyle biri. Sen niye geldin? Aa, susadım. Su içeceğim. Tamam hanımım, otur sen. Ben su vereyim sana. Hah, otur. Sen git Nazır abla. Yalnız bırakma Yılmaz'ı. Olsun. Ödüm patladı. Peşinde koşmaktan vallahi yoruldum anne. Çocuk gibisin. Susun. Hadi iç. Kere maşallah. Allah analı babalı büyütsün. Allah'ım esirgesin. Sağ olun. Ben böyle bir bebek görmedim. Annesi de güzel, babası da. Ay gelinim çok güzel. Bizim ailede çirkini yok ki. Yengem de gençliğinde film artistleri gibiydi. Maşallah. Hadi kızım. Sen yat otur çocuğum. Hadi. Hadi yavaş. Başından da tut. Maşallah. Yılmaz kim? Anne sen elma yemedin. Al canım. Al al al. Çiğin olanı. Beyim, Karatepe'yi ben boydan boya gezdim. Taş mağarayı biliyorsunuz. O zor tepeyi, orayı çıktım. Geldim, o sazlıklar var. Boydan boya oranın altına baktım. Kanallara baktım. Bakmadığım yer kalmadı. Hiçbir yerde yok. Arıyorum, arıyorum. Yer yarılmış, içine girmiş. Ne ölüsü, ne dirisi. Yakın köylerden birine sığınmış olabilir. Ha, bak bu benim aklıma gelmedi. Mecali kaldıysa tabii, sürüne sürüne gitti bir köye. Köylüler ne? Hemen acıdılar bu imdat deyince. Serdiler bir döşek. Bakıyorlardır. Emriniz olursa ben gideyim o köylerimi öyle gezeyim. Sen İnören'den başla. Sırasıyla Gerdili, Çınarlı hepsine bak. Köylülere de polisten kaçarken vurulmuş bir kaçağı arıyorum de. Polisi duyunca korkarlar. Sakladılarsa yerini gösterirler sana. Söylerler. Tamam beyim. Beyim. Yeminle diyorum. O Yılmaz çakalını bulacağım. Ya ölüsünü ya dirisini bulacağım. Siz üzmeyin kendinizi. Göreyim seni Gafur. Tamam bey. Dedi ki durup dururken. (Gülüyor)
öksür. İyi güzel. Ciğerlerde bir şey yok. Ama yine de tepkin amaçlı bir ilaç. Sabahattin abi. Gülten. Ne oldu kızım? Yılmaz ölüyor Sabahattin abi. Yetişip kupa alayım. Çok yükselmiş ateşi. Nazire abla alev alev yanıyor dedi. Ya ölürse? Ölmez merak etme. Ölmek öyle kolay mı? Enfeksiyon kaptı demek. Abi, Yılmaz bana Züleyha Demir Bey'le gönül rızasıyla mı yoksa zorla mı evlendi diye sordu. Sana da mı sordu? Zavallı çocuk. İçim parçalanıyor haline. Nazire abla. Geldiniz mi? Yanıyor. Gözünü de açmıyor. Gülten, biraz su koy, ateş olurdu. İyice kaynasın. Abla. Hemen gülüm al. Hemen. Hüsnüler de gelecek günü buldu. Bu akşam mı? Niye geliyorlar ki? Ya işte başlık maçlık. Kime hangi altın takılacak onları görüşeceğiz. Gülten nerede? Ya Allah aşkına git şu kilere bir bak. Al getir şunu üç koldan girelim buraya haydi. Haydi zibil gibi iş var zaten çabuk. Şimdi? Hiç. Bekleyeceğiz. Düşer mi ateşi? Düşer, düşmesi lazım. Ya düşmezse? Bacım. Tırlayayım. Akşam ezanından sonra bir tane bundan ver. Bir tane de sabah. Tamam beyim. Müsaaden olursa bebeleri doyurup gelelim hemen. Tamam, tamam. Gülten. Hadi abicim gidelim artık. Yok abi. Ben biraz daha duracağım. Kızım evden merak ederler. Ateş düşsün. Gelirim. Sen git. Peki. Sen bilirsin. Abla. Ha. Gültenkiler de yok. Nasıl yok? Yok. Sizin eve de baktım orada da değil. Nerede ki? Ay Allah'ım ya. Bitmedi çilem ha. Bitmedi. Bitmedi. Dayı Gülten'i gördün mü? Yok bacım görmedim. Nerede bu kız ya? Yok mu? Yok. Gafur yarın civardaki köylere bakacak. Ulan niye biz akıl edemedik bunu? Tabii ya sığınmıştır bir köye. Tüh. Çok canım sıkılıyor Cengo bu işe. Polise molise gider diye mi beni Demir Yaman vurdu hesabı? Yok canım. Polis hapisten afla çıkmış bir herifin lafıyla bana bulaşmaz. Şimdi onun kafasından bin türlü pislik geçiyordur.
bir yerde Züleyha'nın karşısına çıkar bir şey söyler, o zaman kötü olur işte. Ya hiçbir şey yapamaz. Bulacağız çünkü. İlla ki bulacağız. Ya indireceğiz. Takma kafana. Hı? Saniye. Saniye yok mu? Eve gitti büyük hanım. Hüsnü'nün anne babası gelecekmiş düğün için konuşmaya. Aa öyle mi? Hadi bakalım hayırlısı olsun. Gülten de evde o zaman. Herhalde. Siz bir şey mi isteyecektiniz? Ay yok yok. Yok. Hadi sen de buraları toparla da git artık. Çok yoruldum bugün. Kevser'i çağırayım mı sana yardım etsin? Yok, hallederim ben büyük hanım. Peki, hadi kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Eh Gülten, kan çıkacak senin yüzünden ya, dur bakalım. Afiyet olsun. Sağ olasın. Sağ ol Saniye. Nerede bu kız? Konakta bulaşık yıkıyor. Dolduruyorum Esma ablam. Daha içmeyeyim sağ ol. İyi. Gelin kızımız nerede kaldı? Sahi gelse de konuşsak artık. Gelir, gelir şimdi. Mutfaktadır, bugün çok iş vardı. Saat de epey geç oldu. Kalksak mı? Kız Dünür, ne aceleniz var? Oturuyoruz işte kendimize ne güzel. Gülten'in başına bir iş gelmiş olmasın? Hüsnücüm canım, ne olacak ya? Eli kulağındadır. Hep bu saate kadar mı kalıyor mutfak? Yok, yok Fatih'im. Bugün Demir Bey'imizin konakta bebesinin mevlidi vardı da. Ay Dünür, o ne kalabalık. Tıklım tıklım. İnsan yığını, gelenimiz gidenimiz bitmedi. Ben de böyle erken çıkınca kızı kaldı tabii bütün iş. Dolduruyorum üstüne. Alırım bir tane. Alırsın tabii, sıpa. Yürüyorsunuz, bana sormuyor ya. Bir çay alayım, geleyim. Saniye git Gülten'i çağır. Sıkıyorsa git kendin çağır. Söyle büyük hanıma. Gönder gelsin de. Ya büyük hanım bilmiyorum Hüsnülerin geleceğini. Yok yok. Bu kız bir şeyler çeviriyor Saniye. Bir şeyler karıştırıyor. Ya bu ne karıştıracak? Sen de bunları çağıracak günü buldun ha. Beni deli etme. Bağırma, rezil etme bizi millete. Git o Gülten'i çağır. Ben oraya gidersem onu saçlarından sürükleye sürükleye alır gelirim. Tamam Gafur. Tamam Gafur. Tamam. Haydi git içeri. Haydi git içeri. Haydi. İyi olacaksın değil mi Yılmaz? İyileşeceksin değil mi? Bebeleri yedirdim geldim. Hadi sen git. Beklerim ben. Elini Reşat taktı. Aferin. Ya, bunu kim taktı? Züleyha? Bunu Hale mi taktı? Bilmiyorum, farkında değilim. Ama farkında olman lazım artık kızım. Kimin ne taktığını bileceksin ki günü geldiğinde sen de aynısını yapabilesin. Büyük hanım Hamine niye Yılmaz dedi? Züleyha, neden bana bunu yapıyorsun? Sana kaç kere söyledim kızım, bana anne diyeceksin.
Hamin de niye Yılmaz dedi diye soruyorum. Annemin aklı yerinde mi ki onun lafıyla bana hesap soruyorsun? Hesap sormak değil. Niye mutlu değilsin kızım sen? Niye mutlu olmayı bilmiyorsun? Bak kocan üstüne titriyor. Sağlıklı bir evladın var. Herkesin göz bebeğisin. Rüya gibi bir hayat yaşıyorsun. Allah'ından başka ne istiyorsun sen? Anlamıyorsunuz değil mi? Bunların hiçbir şekilde benim için bir değeri yok. Umurumda bile değil. Umurunda olan ne peki? Hapishanede idam beklerken ölen bir adamın hatırası mı? Bu hatırayla mı büyüteceksin çocuğunu? Yeter artık kızım. Aklını başına topla. Anne oldun. Anne. Eğer aklını başına toplamazsan başka önlemler almak zorunda kalacağım. Ki çok üzülürsün. Demedi de mi? Kalsaydın mı Sabahattin? Daha çok erken. Yorgunum bedeli. Gidip de yatayım. Tekrar tebrik ederim. Allah analı babalı büyüt. Amin. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sabahattin. İyi akşamlar Sabahattin. Oğlum bak bakalım buraya. Hemen geliyorum. Gülten hoş geldin. Bitti mi kızım bulaşıklar? Al, attım ben nişanı. Ne? Yengem. Evlenmeyeceğim Hüsnü'yle. Abim, sen ne diyorsun? Kalk, kalk. Öyle kız lazım değil bize. Ya Dünür dur bir sakin olun. Seni Gülten, her şey yolunda mı? Seni gebertirim ben. Kalksana kadın. Gülten. Gafur. Gülten. Kurban olayım. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Sen bizi rezil ettin. Sen bizi evlenme rezil ettin. Ben şimdi milletin yüzüne nasıl bakacağım? Ben şimdi milletin yüzüne nasıl bakacağım? Nasıl bakacağım? Sende hiç utanma yok mu? Kıl senin gibi kardeşe. Kıl yeter, yeter! Hünkar Hanım duyacak. Yaktın bizi, yeter. Yeter rezil, yeter. Yeter. Bir şey gördüm. Yılmaz'ın yaşadığını biliyorum. Demir Belen Yılmaz'ı dövdünüz. Sonra da bir kaba atıp götürdünüz. Ölsün diye vurdunuz değil mi? Ama ölmedi. Ben kurtardım. Yılmaz yaşıyor. Hadi vur. Vur gene vur. Ama bak ne olmuş sonra. Birden bana elini kaldırırsan... vallahi bilmem senin hayatını söndürürüm. Nasıl? Nasıl bir muhabir o senin? Ben böyle abi istemiyorum. Neredeydin? Nerede olduğumu biliyorsun Şermin. Demir'in kutlama yemeğini demiyorum.
Gündüz neredeydin? Nerede olabilirim? Bilmem. Muayenehanede olmadığın kesin. Ne demeye çalışıyorsun Şermin? Açık konuş. Öyle kinaye yapma bana. Kinaye falan yaptığım yok. Muayenehaneyi aradım. Sekreter çıktı dedi. Bir kız gelmiş, beraber çıkmışsınız. Kimdi o kız? Tanıyor muyum ben? Beni tahrik mi etmeye çalışıyorsun Şermin? Boşuna uğraşma. Hadi Şermin, hadi. İyi geceler. Yukarıda o çıktı. Beylan. Nereye gidiyor? Abicim, baksana. Hayvan aldım. Gel. Gözünü kardeşim. Özrezlikler seni kardeşim. Yılmaz, ne yapıyorsun? Yapma kardeşim. Öldürürler seni, yaşatmazlar. Bırak abla, çıkacağım karşısına. Allah'ım, ne olur ya. Her yeri arayın. Her yeri gidiştirdik. Her yeri. Çabuk. O buraya getireceksiniz. Getireceksiniz. Her yeri ara. Nazire'nin burnunda buldum. Gel buraya. Git şunu bana getir. Atla, bırak. Ya bırak.
Yılmaz nerede? Söyle. Yılmaz mı? Ben kimseyi görmedim beyim. Benim haberim yok. Var! Söyle! Yılmaz nerede? Söyle! Hiç artık görmedim. Yılmaz nerede dedim? Nereye sakladın? Yeminle bilmiyorum ha. Bilmiyorum. Demir, belki hakikaten bilmiyordur. Hayır, biliyor Cengo. Söyle! Bilmiyorum ha. Yeminle bilmiyorum. Yılmaz'ı kim sakladıysa söylesin. Söyleyin! Söyleyin, affedeceğim. Söyleyin. Demek söylemiyorsunuz ha? Demek söylemeyeceksiniz. Yakın onları!